Merhaba arkadaşlar, ben Elif Derin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir taşınma vlogu çekeceğiz. Biliyorsunuz İngiltere'de Woking bölgesinde yaşıyordum. Şu anda da Birdin bölgesinde taşınıyoruz. Yaklaşık buradan 1 saat uzaklıkta bir bölge. Bugün de işte taşınacağız ve bu taşınmayı bir taşınma vlogu olarak çekmeyi planlıyorum. Haydi bakalım. Bu korona zamanında taşınmak riskli ama elimizden gelen her şeyi yaptık. Kolilerimizi kendimiz yaptık, her şeyi kendimiz paketledik. Bütün araç gereçleri eşim söktü. Sadece taşıyıcılar malzemeleri gelecekler ve taşıyacaklar. Bunun için maske, eldiven, o şekilde önlem almaya çalışacağız. Dediğim gibi her şeyi biz paketledik, zaten biz açacağız ve her şeyi eşim söktü. İnşallah sıkıntısız bir şekilde atlatmayı umuyoruz. Yoğun ve tempolu bir güne başlıyoruz. Hadi o zaman, taşıyıcılar geldi. Şimdi aşağıdalar. Eşim onları yerleştirecek. Biz de başlayalım. Size buradaki evimi de göstereyim. Dediğim gibi salon mutfak. Burada da birdi. Ama böyle ada bir mutfaktı. O yüzden çok da kullanışlıydı. Ve bu şekilde. Aslında dikdörtgen uzun bir salon. Ama bayağı bütün eşyalarım sığıyordu. Bu tarafta ünite falan. Şurada da yemek masası vardı. Burada da koltuklar. Şimdi şöyle bir koridorum vardı. Buraya bayağı 3 metre halım tam sığıyordu. Burası şu şekilde yatak odasıydı.
yatak odası. Böyle kendiliğinden dolaptı. Ya bayağı büyüktü. Yani anca kendim sığmıştım buraya. Nakliyeciler geldi. Bu şekilde. Ve burası en suitti. Yani bu şekildeydi. Şu anda geldiler. Burası 2+1 bir evdi. Burada böyle bir oda vardı. Bu yatak buraya aitti. Bize ait değil. Bu iki tane dolap da buraya aitti. Bayağı iyi oluyordu. Evde bayağı bir yüküm alıyordu. Burası da direkt girişti. Karşısı. Hemen koridorda böyle bir story çalan vardı. Burası gerçekten bütün yükümü alıyordu. Bakar mısınız? Kocaman bir şey vardı içinde. Ve bunun hemen arkasında da karşısında tekrardan bir tuvalet vardı. Burasında burada iki tuvalet vardı. Ve görüyorsunuz buradaki storage alan şeyim de çok fazlaydı. İki tuvalette de dolapları bayağı bir büyüktü. Yani aslında çok güzel bir evdi. Bu benim gelin çiçeğimdi. Thank you.
Of, yoruldum vallahi. Bayağı işi kolayladılar. Yatak odası bitti. Görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Dolap da boşaldı. Banyoyu da topladık. Banyoda da bir şey kalmadı. Ya şöyle söyleyeyim. Ben Londra'ya geldiğimde, yani buraya 1,5 sene önce ilk defa geldiğim bölge walking bölgesi. O yüzden böyle walking bende yeri biraz ayrı olacak her zaman. Biraz içimde buruk. Hani yeni bir yere taşınacağım için heyecanlıyım. Ama walking'den ayrılıyor olmaktan da biraz üzgünüm. Çünkü burayı seviyorum. Taşınmak bir yandan keyifli. Yeni bir yere gidiyorsunuz. Yeni heyecan oluyor. O yeni bölgeyi tanıyacaksınız. Orayı keşfedeceksiniz falan. Şimdi salonu toplayacaklar. Ben buradan çıkayım. Neyse, şu sakin bölgeye geçeyim biraz. Biraz sizinle dediğim sohbet edeyim. Biraz duygularımdan bahsedeyim. Ya dediğim gibi taşınmak heyecan verici. Yeni bir bölgeye, yeni yerler keşfetmek. Orası dediğim gibi deniz bölgesi de olduğu için aslında orası için çok heyecanlıyım. Çünkü ne kadar da olsa insan bir denizi görmeyi, bir de deniz kenarında yürümeyi falan özlüyor, yani özlemiyor değil. Ne yalan söyleyeyim. Buralarda öyle yerler bulmak zor, sadece böyle işte ufak nehirler falan var. Yani taşınmak gerçekten yorucu, bir o kadar da heyecanlı, bir o kadar da hüzünlü. Bütün duyguları bir arada yaşıyorum vallahi şu anda. Dediğim gibi ben Londra'ya buraya ilk geldiğim yer walking olduğu için buranın her zaman benim için çok ayrı, özel bir yeri olacak. Biraz buruk, biraz heyecanlı, biraz sevinçliyim. Ay, vallahi çok yorulduk ya. Aşkım. Efendim. Sen ne düşünüyorsun? Maskeni çıkart. Niye ya? Çıkartmadım. Şu anda kimse yok. Bomboş salon ve biz. Alıştım ya. Çıkarsam bir daha takmam falan. Ne düşüneyim ya? Çok yorulduk değil mi? Evet. Heyecanlıyız biraz da, öbür yere gideceğiz diye. Ama walking'e veda edeceğiz diye de biraz üzüntülüyüz. 3 seneye geçti burada. Evet, ben 1,5 seneyi sevmiş. Evet. Her şeyin hayırlısı. Zor ya taşınmak. Evet, İnşallah çok zor. Bir dahakine kendi evimizi alırız da taşınmayız ömür boyu. Evet, kesinlikle. Hayır, çok iyi. Neredeyse bitti ama değil mi? Baksana, bomboş sana. Hiçbir şey kalmadı. Haydi bakalım. Neyse şu... Evet, sonunda her şey taşındı. Bakın, buranın prizleri değişik. Üçlü ve fırını kullanacağımız zaman baştaki. Ay gazı kullanacağımız zaman da diğerini çalıştırıyorsunuz. Bunlar da öyle. Her şeyde kilidi var yani. İlk önce kilidi açıyorsunuz. Ondan sonra kullanıyorsunuz. Ve evin boş hali. Yine diyorum, şimdi bu evin böyle boş halini görünce diğer eve gerçekten nasıl sığacağımı kara kara düşünüyordum. Ah güzel evim. Burası böyle. Her şey taşındı. Storç boş. Banyo boş. Aşkım bir saniye. Daha şimdi götürürler. Ben sana. Bu diğer odamız. Dediğim gibi bunlar bu evindi zaten. Bizim değildi. İki dolap, bu yatak. Bayağı iş görüyorduk, bu zaten girişimiz. Biz 3. katta oturuyorduk burada. Burası da yatak odası. Burası da yatak odamızın dolabı. Yani şu dolaba bile sığmıyordum. Diğer evde dolap daha yok. Ne yapacağım ya? Aşkım şu tuvaletin kapısı ışığını açar mısın? Bu da ebeveyn banyosuydu. Ah, her şeyi taşıdık. Bitti. Evet. Daha yeni oraya koyması var ama. Evet. Bitti dedi.
Hadi. Bir de buranın camları bu şekilde genelde dışarıya doğru açılıyor. Mesela bu kadar açılıyor. Yani daha fazla açılmıyor. O yüzden camları zaten silmeye başka birileri geliyordu. Güvenlik açısından güzel bir şey. Yatak odası da öyleydi ama yatak odası yanında böyle bir gevşetme yeri var. Biraz daha ileri itebiliyorsunuz. Ama gene de silinmiyordu yani. Aşkım, o kadar da kalsak. Bakın böyle gevşetip açılıyorsunuz. Ama burada güvenlik sebebiyle bütün camlar genelde dışarıya doğru açılıyor. Ve dediğim gibi prizler falan hep böyle güvenlikli ekstra. Bunları açmazsanız buralar çalışmıyor. Biraz sistemi farklı. Ama güvenlik ağırlıklı genelde. Evet, evimizi son kez kilitliyoruz ve bir daha açmayacağız ve kilitlemeyeceğiz. 45 numara. Bay bay. Güle güle, güle güle sana, güle güle. Bugün taşımamızın ikinci günü. Yani dün o kadar yorulduk ki bir kapanış bile yapamadım gerçekten. Yani şu anda gerçekten belim falan tutmuyor. Yani taşımak çok zor bir şeymiş ya. Bayağıdır taşımadığımız için hiç farkında değildik yani. Ama tabii ki de yerleşmiş değiliz. Daha her yer her yerde. İnşallah bu 3-5 gün içerisinde yerleşiriz diye umut ediyorum. Yani şu anda bu yemek odası bayağı bir gördüğünüz gibi ardiye odası olmuş durumda. Bu koliler açılacak. Bazı sığmayan şeyler var, bilmiyorum onları ne yapacağım. Mutfağın da bir kısmı yerleşti ama daha gerçekten var daha yani. Şurayı bir ayarlamam lazım. Büyük bir IKEA turuna ihtiyacım var gerçekten. Şurayı çok güzel bir şey yapmam lazım ki mutfağımın böyle bütün yükünü kaldırsın. Öyle bir şey planlamam lazım. Günaydın. Günaydın. Yorgun musun? Belli belli. Kıyamam. Ele yatak odası. Dediğim gibi buranın dolapları olmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Kıyafetler bu şekilde, dolap almamız lazım acilen. IKEA'da daha açılmadı ama herhalde internetten alacağız veya bilmiyorum. Burayı bugün bir gezeceğiz. Ay bilmiyorum, şu anda belki işte normal bir mağazadan alırız. Yani bu önümüzdeki bir hafta içerisinde falan ancak toparlanır. Yani şu dolap işini bir an önce halletmem lazım. Ondan sonra zaten bir de şu mutfağın oraya bir dolap olayı halletmem lazım. Ondan sonra kapkaçak her şeyimi koymam lazım. Biraz fazla malzemem var ya gerçekten. Dün çekmeyi unutmuşum o yorgunlukla. Keşke çekebilseydim. Kamyonu en son adam şöyle her şeyi itip ayağıyla böyle şey çekti yani adamcağız. Zaten kaç kere sığmayacak abla falan diyordu ama sonunda sığdırdı yani. Helal olsun ona. Çünkü çok korktuk yani, yetmezse bir daha ertesi gün bir daha onunla kim uğraşacaktı? Git oraya git, bir daha buraya. Tekrardan araç tut falan. Büyük iş olacaktı yani. Sağ olsun sığdırdı. İşte bu taşıma vlogumuz da şu an böyle. Bu şekilde. Daha her yerde inşallah size yerleşmiş halinde çekebilirsem bakalım hayırlısı. Kanalımı beğendiyseniz beğen butonu tuşlamayı, ne sıyordun? Hep unutuyorum arkadaş şu sonunu ya. Videomu beğendiyseniz beğen butonu tuşlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Bye bye.